Bismillahirrahmanirrahim. Hayrınızı Allah kabul eylesin. Bu güzel evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahmut olsun. Hani alkış? Alkış mı? Hadi alkış. Hani alkış? Hadi alkış. Hadi bakalım. Çocuklarımızın mutluluğu için, eğitimler için bir nebze katkıda bulunabildiysek bu mutluluk bizim için yeterli. Biz öğrencilerimizin, kardeşlerimizin farkındayız ve her zaman da Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak yanlarında olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizdeki otistik çocuklar okulumuzdayız. Öncelikle bu otistik çocuklar okulunun yapılması talimatı veren ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen Milli Eğitim Bakanlarımıza ve Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Otistik çocuklarımızın aileleri bizden otistik çocuklarımız için okul istemişti. Ve onlara sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ben otistik çocukları olan ailelerimizi öncelikle kutluyorum. Çok özel evlatlarımız ve o anne babaları canı gönülden kutluyorum. Eğitimde mahrum bırakmamak için devlet olarak hükümetimiz ve anne baba olarak velilerimiz üstlerine düşen bütün gayreti ve çabayı sarf ediyorlar. Ama kıymetli okul müdürüme, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürüme, emeği geçen bütün çalışan arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü fiziki binaları yapsak da içinde yeterli derecede eğitmenimiz, öğretmenimiz, yardımcı görevimiz olmazsa binalar boş kalır. Bu evlatlarımız çok güzel eğitim alıyorlar burada. Ve Vakıflar Bölge Müdürümüz Kenan Doğan kardeşime ben çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Biz vakıf kültürüyle yetişmiş bir toplumun evlatlarıyız ve bugün vakıf toplumunun gereği Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde Esiyet Osman Hüseyin Efendi Vakfı, Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfı, Erdinçmen gibi Ergün Grup otizm okulumuzda, otistik çocuklarımızın okuluna çok güzel bir spor salonu. Onları imkanları el verdiği ölçüde zarar görmeden fiziki şartlarına uygun hale getirerek çok güzel bir spor salonu inşa etmişler. Ben bu vesileyle bütün emeği geçen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle okulumuzun çevre düzenlemesi konusunda Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve ekibine ve Milli Eğitim Camiamıza, kıymetli kaymakamımıza, vali yardımcımıza da canı gönülden destekleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olasın. Şimdi Malatya, bu konuda. Malatya özellikle engelli çocuklarımız için çok önemli bir merkez haline geldi. Burada bizim iş okullarımızdan tutup Battalgazi bölgesinde bir eğitim kompleksimiz yapılıyor. Belki bölgede, belki de Türkiye'de olmayan bir okulu biz Malatya'mıza, Battalgazi bölgemize kazandırdık. Görme engelli çocuklarımızın, Beyaz Ay Derneği'nin mensubu, ailelerin bizden talebi, görme engelli çocuklarımız için bir okul talebi istenmişti. Otistik çocuklar okulumuz 200 öğrenci kapasiteli, orası da 100 öğrenci kapasiteli. Bölgeden birçok öğrencimiz, velimiz çocuklarını buraya getiriyorlar. Lise eğitimini alıyorlar.
diğer Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan özellikle teknik liselerimizin, engelli çocuklarımız için yapmış olduğumuz liselerimizde Malatya'nın engelli çocuklar için eğitim merkezi yuvası haline gelmiş vaziyette. Battalgazi'de de çok önemli bir eğitim kompleksimiz var. Orada da 100 öğrenci görme engelli çocuklarımız için liseden sonra engelli çocuklarımızın yetişeceği teknik liselerimizin olduğu bir bölgemiz var. Malatya'nın tamamına bunu yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz.